Herkese selam. Uzun bir aradan sonra Sordum konseptine devam ediyoruz. Bu videoda konuğum dağcı, fotoğrafçı ve kısa filmlere görüntü yönetmenliği ve yönetmenlik yapan ve yurt dışındaki festivallerde adından söz ettiren işlere imza atmış olan Can Paçacıoğlu olacak. Mekan desteği için Fethiye'deki Hippocampus'a çok teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce bu seri için çok emek verdiğimi ve bunu devam ettirebilmem için desteğinize ihtiyacım olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden bana beğen, abone ol, yorum yap, paylaş şeklinde ya da teşekkürler butonundan katkı sağlarsanız motivasyonumu koruyarak devam edebileceğim. Şimdiden teşekkür ederim. Video başlamadan önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Film yapımıyla ilgili 12-13 seneye aşkın süredir kamera operatörü, görüntü yönetmeni ve film yapımcısı olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda bu kanalda sinema ve film yapımıyla ilgili teknik ve kültürel içerikler hazırlıyorum. İsterseniz hızlıca sorulara geçelim. Can hoş geldin. Kısaca kendinden bahsedebilir misin? Merhaba. Can Paçacıoğlu ben. Yaklaşık 30 yıldır fotoğrafla uğraşıyorum. İFSAK üyesiyim. Onlarla beraber birçok fotoğraf projesinde yer aldım. Son 8 yıldır da kısa filmlerde görüntü yönetmenliği ve yönetmenlik yapmaya başladım. Gene yaklaşık bir 30 yıldır dağcılık başta olmak üzere birçok doğa ile uğraşıyorum. Son 10 yıldır da yaklaşık Fethiye'de yaşıyorum. Fotoğrafçılıktan görüntü yönetmenliğine geçiş süreci nasıldı? Bu iki alan arasında nasıl bir ilişki kuruyorsun? Ben dediğim gibi 30 yıldır fotoğraf çekiyorum. Oradan görüntü yönetmenliğine geçiş aslında bir arkadaşımın inadıyla başladı. Hüseyin Urçuk diye çok iyi bir yönetmen ve yazar. O bir gün bana geldi. Ben bir kısa film senaryosu yazdım. Abi görüntü yönetmenliğini senin yapmanı istiyorum dedi. Ben de yani sen git bir görüntü yönetmeni bul. Ben <laughs> görüntü yönetmenliği yapmadım hiç hayatımda. Ben fotoğrafçıyım dedim. Gözüme ve kadrajıma çok güvendiğini mutlaka hani seninle çalışmak istiyorum dedi. Ben yaklaşık birkaç ay görüntü yönetmenliği nedir? <laughs> Bunun üzerine kitaplar okudum, filmler izledim. Hani benden ne bekleniyor, nasıl davranmam gerekiyor sette? Bunları çalıştım bayağı bir. Dolayısıyla o proje öyle başladı. Bayağı da keyifli oldu. Fotoğrafçılığın çok faydasını gördüm. Özellikle de onun da bana güvendiği şekilde işte kadraj olsun, ışık olsun. Bunlar tabii teknik olarak önemli şeyler görüntü yönetmenliğinde. Macera öyle başladı görüntü yönetmenliğini yaptığın Entropi adlı kısa film uluslararası alanda birçok ödül kazandı. Bu film senin için ne ifade ediyor ve sanatsal sürecinde nasıl bir dönüm noktası oldu? E, Hüseyin'le beraber yaptığımız ilk film Entropi Entropi'ydi. İşte benim de ilk görüntü yönetmenliği tecrübemdi. Beklediğimizden çok daha büyük bir başarı elde etti. Birçok uluslararası ulusal festivallerde ödüller aldı. E, bu beni çok motive etti. Hani Ha, evet bu işi yapabiliyormuşum sanırım. Ee, aynı zamanda filmde çok fazla makro kullanmamız gerekti. Orada da fotoğrafçılığın çok faydasını gördüm. Oradan da bu keyifle beraber evet ya ben biraz da artık hani 30 yıldır fotoğraf çekiyorum. Biraz da sinema tarafını deneyeyim iste uyandırdı benle. O Hüseyin'le olan birlikteliğimiz de buradan devam etti. Global India Uluslararası Film Festivali'nde en iyi görüntü yönetmeni ödülünü kazandın. Bu sanatsal sürecini nasıl etkiledi? Entropi filmiyle aynı zamanda Global India Uluslararası Film Festivali'nde en iyi görüntü yönetmenliği ödülünü kazandım. Bu benim için ayrıca çok önemli oldu. Çünkü film tabii ki yönetmenindir. Senaryo çok önemlidir ama eninde sonunda bu beyaz perdeye aktarılan bir şey ve seyredilen bir şey. Dolayısıyla görüntü yönetmeninin bunu nasıl çektiği de çok önemli bence. Onun yani orada bir fark yaratabilmiş olmanın e, motivasyonu benim için çok önemliydi. Evet yani ben bir şeyler katabiliyorum bir filme e, düşüncesi belirdi. Deneyimli bir dağcı olarak doğa sporlarına olan Tutku'nun sanatsal çalışmalarına nasıl ilham verdiğini anlatabilir misin? İlk kısa filmin ejderhada doğa ve sanata olan Tutku'nun izlerini görebiliyoruz. Bu filmi çekerken hangi doğa unsurlarından esinlendin? Eee... Dağcılıkla uğraşıyor olmam, özellikle tırmanışla uğraşıyor, teknik ekipmana sahip oluyor olmam film tarafında ilginç bir şekilde o yolu kesiştirdi ve çok büyük fayda sağladı. Kendi ilk filmimde kışın dağlarda çektik ve teknik ekipman da kullanmamız gerekti. Yani bunları bilmiyor olsam... O ortamda rahat olmuyor olsam e, bu filmi çekmemiz mümkün olmazdı. Hem ekipmanı korumak açısından hem dediğimiz gibi kendi kişisel güvenliğimizi almamız açısından. Hı hı. O ortamlarda rahat hissetmek bana çok faydalı oldu. Onun dışında ya geçen 2023 yılıydı. Eee Çamaşır İpi diye bir film çektik. Orada mesela çok uzun bir pan sahnesi vardı. Ve bunu biz bir şekilde hani gimbolla dahi e, istediğimiz şekilde çekemeyeceğimizi biliyordum. E, Tabii Fethiye şartlarındayız, kısa film çekiyoruz, bütçeler doğal olarak kısıtlı. Ee, orada ben bayağı benim dağcılık iplerimi, makara sistemlerimi kullanarak bir e, kayar sistem geliştirdim. Hatta bu film ödül aldığı yarışmalardan birinde özellikle benle tanışmak istediler. O pan sahnesini nasıl çektiğim üzere. Dolayısıyla evet dağcılığın çok büyük faydası oldu diyebilirim. İlk filmi mecderanın çok ilginç bir öyküsü var. Aslında hani olay filmle başlamadı. Ben klasik olarak işte dağlarda yaz kış yürüyüşler yapıyorum, tırmanışlar yapıyorum. Bunlardan birinde Fethiye yakınlarında yaklaşık 1850 civarında bir yerde bir uçurumun kenarında çok büyük bir kurumuş ağaç, ardıç ağacı gördüm yaklaşık 3-3,5 metrelik. Bir taraftan baktığınızda kuğu figürü, bir taraftan baktığınızda bir ejderha figürü görünüyordu. Ben onun fotoğraflarını çektim. Yazın çektim, daha sonra kışın tekrar gittim. Yani ilginç bir şekilde orası beni sürekli kendine çağırıyordu. O fotoğraflarla uluslararası birkaç tane ödül aldım. Daha sonra çok alakasız bir şekilde dağcılıkla ilgili bir araştırma yaparken bir şiirle karşılaştım. Google sağ olsun onu çıkardı karşıma. O şiir beni çok etkiledi. İşte insanın egosu üzerine, dağcılık üzerinden ve mitolojik olarak anlatılan bir şiir. Ee, ben bu şiir bir hafta boyunca herhalde her gece okuyordum. Ee, sonra bir anda ben o nerede olduğunu biliyorum oldu ve o gece bir hikaye yazdım. Ee, daha sonra da ben bunun filmini çekmek istiyorum dedim. Ee, işte arkadaşım Hüseyin'e danıştım. Yani onun kalemi çok kuvvetli olduğu için. O da sağ olsun ya tamam hikaye güzel ama bu bir senaryo değil. Dedi ve senaryosunu yazdı filmin. Daha sonra da filmi çektik. Dolayısıyla benim için o hani, disiplinler arası bir çalışma da olmuş oldu. Fotoğraftan başlayıp hı hı. işin içine şiir girdi. Edebiyat. Oradan öykü, edebiyat ve nihayetinde film. Filme dönüştü. E, bu açıdan benim için çok özel bir çalışma oldu. Hı hı. E, özellikle Ejderha'da başımıza şöyle bir şey geldi. E, sonuçta kışın çekmemiz gerekiyor. Hava soğuk, eksi 5-10 dereceler rahatlıkla vardı. Yer kar ve buz ve çekim yapacağımız yerin özellikle ejderha ile karşılaşma e noktası arka tarafı yaklaşık 500 metrelik bir uçurum. Yani 20-30 metre kaydığınız zaman e oldukça kötü bir sonla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla orada çok ciddi emniyet sistemleri kurmak zorunda kaldık. Yani hem oyuncuyu ki bu arada sağ olsun Hüseyin oyunculuğunu yaptı, seni orada yalnız bırakmam dedi. Onu bağlamamız gerekiyor, çekimi yapan beni bağlamamız gerekiyor, ses kayıt arkadaşı bağlamamız gerekti. Ekipmanların tamamını bağladık. Dolayısıyla böyle bayağı bir örümcek ağı gibi sistemler kurmak zorunda kaldık. Bunlar benim dağcılık bilgilerim olmasa yapabileceğimiz şeyler değildi. Rus-Ukrayna Savaşı ile ilgili Kim Bunlar Biz Kimiz adlı kısa belgeselinizle uluslararası alanda ödüller kazandınız. Bu belgeselin hikayesini ve yapım sürecini paylaşabilir misin? Bu projenin zorlukları ve sana kattıkları hakkında neler söyleyebilirsin? E, i̇kinci film e, çalışmam Kim Bunlar Biz Kimiz belgeseliydi. E, bu belgeselin fikir annesi diyeyim e, Neşe Kayar'dı. E, bir gün bana geldi ve benim böyle bir çalışmam var görüntü yönetmenliğini yapar mısın dedi bir belgesel çalışmam var ama kendinin daha önce hiçbir film tecrübesi de olmadığı için hani şöyle karar verdik birlikte yönetelim ben görüntü yönetmenliği de yaparım daha iyi bir şey çıkartalım ortaya diye Film hepinizin malumu Rus-Ukrayna savaşından sonra Türkiye çok ciddi bir geçici göç aldı bu iki ülkeden özellikle Fethiye yani bir dönem biz nüfusun çoğunluğunu kaptırmış olabiliriz onlara. Evet. Onların burada ne yaşadıkları, ne şartlarla geldikleri ama bu bir savaş belgeseli değildi. Bunu Özellikle bundan kaçındık. Çünkü o bizim uzmanlık alanımız olmayacaktı. Daha çok buraya geldiklerinde neler yaşadıkları ve daha önemlisi biz onlara nasıl davrandık? Bizi nasıl görüyorlar? Bizle bu tanışıklık nasıl oldu? Самая красивая здесь вода, особенно в области алюдениза, кабака, форали, вот эти бесконечные острова. И самое главное, это воздух. Здесь такой чистый воздух, что каждое утро я просыпаюсь и говорю, Господи, спасибо, что я здесь, потому что здесь совершенно потрясающая природа. Мне очень нравится Турция, в частности, Фетхеп. Мне очень нравятся люди. То есть то, как... то, как они гостеприимные, то, как они вежливые, то, как они рады тебя видеть по какой-то причине, я не знаю почему, но это, я постоянно с этим сталкиваюсь. Это очень приятно. Zor bir projeydi. Neşe inanılmaz bir iş çıkardı orada. Çünkü bütün bu Ruslarla görüşüp onları ayarlamak, onları ikna etmek, özellikle Rusya'da savaş kelimesini kullanmak o dönemler hapis cezasıydı. Zaten bu adamlar ülkeden kaçmışlar. Konuşmalarına ikna etmek kolay olmadı. Ee, aynı şekilde Ukraynalıları. E, tabii aynı zamanda Türk onlarla yolu kesişmiş, işte emlakçı, ara, ara komisyoncular, doktorlar bunları ayarlamak gerekti. Açık ve özgür şekilde konuşabilmeleri açısından. Projede bizi en çok zorlayan şey e, dil oldu. Çünkü şunu istedik, kendi dillerinde rahatça konuşsunlar. Tek tük İngilizce ile yapmayalım bu işi. Dolayısıyla Rusça ve Ukraynaca ve Türkçe konuşuldu belgeselde. E, doğal olarak biz ne konuştukları hakkında çok bir fikrimiz olmadı. E, bunun toparlanma süreci bizim için çekimden çok daha zor oldu. Hı hı. Filmin çekim aşamalarını birkaç ayda tamamladık. Zaten biraz zaman stresimiz de vardı. Çünkü e, işte Ruslara vize uzatma kısmı kalktığı zaman bunların gideceği gitmeleri gerekti. Dolayısıyla onlar gitmeden bu çekimleri yapmamız gerekiyordu. Konu sıcağı sıcağına iken daha doğruydu. Kurgu aşaması yaklaşık 6 ay sürdü. Çünkü biz hani yarım yamalak çevirilerle biraz bir şeyler yapmaya çalıştık ama açıkçası çok anlam kaymaları oluyordu. O süreçte Cem Özer, çok deneyimli bir kurgucu, o sağ olsun bizle çalışmayı kabul etti. Dolayısıyla kurgu tarafında biraz rahatlamış olduk. Ama gene takıldık. Özellikle ince kurguda pek yol kat edemiyor olduk. Bu süreçte Timur adında bir Rus, tanıştığımız Ruslardan biriydi. Deneyimli bir yönetmen ve kurgucuymuş şansımıza. hı. hı. Onun çok büyük yardımları oldu. Dinleyerek bize tercüme edip işte burada tam bunu söylüyor, burada şöyle güzel söylemiş, burayı kullanalım gibi. Onunla beraber yani toplamda aslında üç kurgucu olmuş olduk. Güzel bir çalışma oldu. İşbirliği açısından hani benim açımdan ilk defa farklı biri filmimi kurgulamış oldu. O benim için bir deneyimdi. İki yönetmen birlikte çalışmak zorlukları ama avantajları güzel bir deneyim oldu. Önemli de bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi filmin önemli kısmı bizi nasıl gördükleri ve maalesef ki yani biz hep böyle kendimizi biz çok misafirperveriz, harika bir kültürüz, görüyoruz. Bunun ters taraflarını duymak özellikle de savaştan kaçan yani zor şartlarda gelen insanların siz bizi niye sürekli kazıklıyorsunuz? Buraya zor şartlarda geldik, 3 katı fiyata kiralar, pazarda fiyatlar 3 katı gibi çok sıkıntılı şeyler de duyduk. Bu tabii bir Türk olarak insanı gerçekten üzüyor. Ama bence belgeselin bu açıdan da bir önemi var. Biraz kendimize de bakmamız, hani bazı konularda gerçekten yaptığımız yanlışları düzeltmemiz açısından da önemli bir belgeleme olduğunu düşünüyorum. Villa Kompost belgesel projende ne tür mesajlar vermek istedin? Bir diğer belgesel çalışmam Villa Kompost oldu. Çok karmaşık bir konu değildi. Fikir babası, fikir annesi diyelim gene Zuhal Yeşim Dursun yakın bir arkadaşım. O bir gün geldi yani biliyordum zaten bahçelerinde kompost yaptıklarını kendi imkanlarıyla. Ama o işi bayağı da güzel hale getirdiler. Bahçeleri de hiçbir şekilde ne zehir kullanıyorlar ne yapay gübre kullanıyorlar ve yemyeşil çok güzel bir bahçeleri var. Ve bu köyde değil Fethiye'de çalışın merkezinde bir villada. Bu açıdan çok ilginç geldi. Onun da hani ya bunu belgelesek işte insanlara belki örnek olur gibi düşüncesi vardı. Ben de dedim o zaman siz konuyu bir toparlayın. Ne yaptınız? Nasıl süreçlerden geçtiniz? Biraz hani hatırlayalım. Bunun belgeselini yaptık. Yani basit bir evde bile, küçük bir bahçede bile ne şekilde biz bunu yapabiliriz? Ne kadar efektif çalışır? Bahçemiz daha sonra ne hale gelir? Ne kadar hani güzel olur? Bu çalışmayı gösterdik. Permakültür deniyordu galiba. Değil mi? Efendim? tarım. Permakültür, evet. Dünya genelinde yılda yaklaşık 2 milyar ton kentsel atık oluşuyor. Nüfusun hızla artışıyla birlikte Çöp yığınları daha büyük arazileri kaplıyor. Bunca yok ettiğimiz alanın yanında küçücük bir yerde zehirsiz verimli bir bahçe oluştu. Ve mı? bunun hani diğer insanlara örnek olması açısından da belgelemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü hep biz işte hani devlet yapsın, büyük sivil toplum kuruluşları yapsın, çevreciler yapsın. Çocukluk Hayır, başka yani bir yerde aramakta. Biz kendimiz de küçük küçük bir şeyler yapabiliriz. Bence Yeşimler'in yaptığı örnek buna çok güzel bir örnek. Küçük başlayalım, kendimiz bir şey yapalım. Yan bahçe belki bundan bir faz alır, örnek alır kendine. Bunu belgelemek istemiştim. Çalışmış olduğun filmler birçok uluslararası film festivalinde finalist oldu ve ödüller kazandı. Bu festival deneyimleri sana neler kattı? Özellikle Hüseyin Urçun filmlerini çeşitli festivallere göndererek çok şey öğrendik. Yani bu festivallerden nasıl yaklaşılıyor, hangi festivaller ne kadar büyük, nasıl ilerliyor, bunları öğrendik. Çok faydası oldu sonra kendi filmlerim açısından da. Çünkü orada bazı şeyleri görüyorsunuz. Fotoğrafta da ben belli bir noktadan sonra bu fotoğraf yarışmalarından soğumuştum. Yani olayın ticarete döküldüğü, işte paranı ver gösterelim gibisinden e, festival seçmeyi öğrendik. Yani filminizde göre bir hissiyatınız oluyor. Bu film nerelerde yer alabilir, ne olabilir ve gitgide biz her filmimizle daha bilindik büyük festivalleri hedefledik. E, yani Boston Türk Filmleri Festivali gibi işte Türkiye'deki İfsan olsun, Antalya Film Festivali, İKSV e, gitgide oraları hedefledik. Çünkü oranın hani jürisi daha ...detaylı seçiyor filmlere... ...daha detaylı bakıyor... E, ...bu arada şeyi de görmüş olduk... ...bir festivale nasıl hazırlanmak gerektiği... ...hangi dokümanları hazır tutmanız gerekiyor... ...işte... E, ...o bir süreç... <laughs> ...aynı şekilde premier isteyen... E, ...festivaller var... ...dolayısıyla önce o festivale... ...göndermeniz gerekiyor... ...buna göre bir sıralama yapmanız gerekiyor... ...bu bizim açımızdan çok e, deneyim oldu... ...seçilmediği zaman filmimiz kazanan filmleri seyrettik. Aradaki farkı görmek, hani biz neyi eksik yaptık, neyi daha iyi yapabiliriz. Bunların çok faydasını gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü her filmimizle çıtayı bir tık daha yukarı taşımaya başladık bu şekilde. Fethiye Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptın. Jüri üyesi olarak değerlendirme yaparken en çok hangi kriterlere dikkat ediyorsun? Bu festival, kendi filmlerimizi festivallere gönderme sürecinden sonra İki senedir Fethiye Film Festivali'ni düzenliyoruz. Orada da festival komitesi benden, Hüseyin'den, işte Tuğba diye gene çok deneyimli bir arkadaşımız var. Ondan rica etti. Film değerlendirmelerini siz yapar mısınız diye. Bu sefer işin öbür tarafına geçmiş olduk. Bize gelen filmleri değerlendirme. O apayrı bir deneyim gerçekten. Hem büyük bir sorumluluk insanlar özenerek, uğraşarak yaptıkları filmler arasından gösterebileceğimiz kadarını seçmek durumundayız. Bir taraftan benim için çok büyük bir deneyim oldu çünkü çok fazla film seyreder hale geldim. Bunları bu sefer hani ya güzel filmmiş, aa ne güzelmiş gibi değil. Teknik detaylarına Bakarak işte konuyu nasıl ele almış, iyi bir senaryo yazılmış mı, bunu sahneye iyi aktarabilmişler mi vesaire vesaire. Bu büyük bir deneyim oldu bizim için, özellikle benim için. Orada nelere dikkat ediyoruz? Yani ben kendi adıma tabii ki bir filmin olmazsa olmazı iyi bir konuya sahip olması lazım. Dolayısıyla senaryosunun sağlam olması lazım. Özellikle bitiş kısmı genelde sıkıntı olabiliyor. Güzel bir yere doğru gidiyor olması lazım filmin. Ama bir görüntü yönetmeni olarak ben... ...aynı zamanda görüntüye de çok takılıyorum. Çünkü sonuçta bu bir öykü yarışması değil... ...bir roman değil. Beyaz perdede seyrettiğimiz bir şey. Gözümüzle ve kulağımızla seyrettiğimiz, duyduğumuz bir şey. Dolayısıyla muhakkak görüntünün... Kaliteli olmasına dikkat ediyorum. E, filmleri seçerken yani bir netleme problemi veya ışıklar arasında, sahneler arasında uyumsuz renkler e, benim için çok kabul edilebilir bir şey değil. E, aynı şekilde sesin temiz ve güzel gelmiyor olması konu ne kadar iyi olursa olsun e, beni filmden kopartıyor. Bunların tamamını yakalayabilmiş e, filmlere bakıyoruz. Gelecekte geliştirmeyi planladığın projeler var mı? Özellikle doğa ve sinema arasındaki bağları keşfetmeye devam edecek misin? Doğa ve filmle olan o ejderhada olan bütünleşiklikten sonra şimdi kafamda kaya tırmanış üzerine bir biraz mitolojiyi kullanarak, biraz kadim hikayeleri kullanarak tırmanışı biraz da böyle felsefi olarak ele alacak bir Projem var ama şu an daha karalama aşamasında bayağı bir not aldım. Yavaş yavaş senaryosu ortaya çıkıyor. Onu gerçekten yapmak istiyorum. Çünkü 30 yıldır tırmanan bir insan olarak bu işin hani mental tarafını hissettirdikleri tarafını yansıtacak bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu yapacak teknik ekipman bilgim de olduğu için oradan keyifli bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ama senaryo süreci daha biraz vakit alacak sanırım. Onun dışında bu yıl bitirmeyi planladığım bir e, film de var. Şu anda senaryoyu toparlama aşamasındayım. E, yapay zeka biliyorsunuz hepimizin gündeminde olan bir şey. E, onun gelecekte e, insanla etkileşimi üzerine bir çalışma. Yani aslında olmayan bir konunun belgeseli gibi bir e, fikrim var. E, gelecekte başımıza gelen oldukça katastrofik bir şeyi biz yapay zekanın yardımı müdahalesi nasıl dersek birlikte ne yapabildik bunun bedelleri ne oldu ve bunu işte birkaç tarihçinin günümüzü sorgulayarak hani böyle mi olmalıydı vesaire gibi öyle bir film projem var değişik şeyleri ve zorlanmayı seviyorum dolayısıyla olmayan bir konuyu anlatacağım için olmayan görüntülere ihtiyacım var. Dolayısıyla burada da ironik olarak yapay zekayı kullanmayı düşünüyorum. Yapay zeka ile o videoları üretmeyi. Bu da çok yeni bir alan. Dolayısıyla beni de heyecanlandırıyor. Bakalım neler çıkarabiliriz. Çünkü belgesel vari olacağı için görüntülerin gerçekten inandırıcı olması. Yani bir science fiction film olmayacak. Sonuçta bir belgesel gibi. Dolayısıyla çok düzgün görüntüler olması lazım. Şimdi yavaş yavaş onları kurcalıyorum. İnşallah bu sene bu da sonuçlanır. Genç görüntü yönetmenlerine ve kısa film yapımcılarına ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Kısa filmle ilgilenmek isteyen özellikle gençlere şunu söyleyebilirim. Bundan korkmamaları yani film çekmek kolay değil ama özellikle kısa filmi konuştuğumuz zaman o büyük filmde olan işte prodüksiyon süreci, çok büyük bütçeler, büyük ekipler bu dertleriniz yok yani bir film... İki günde de çekilebilir, üç günde çekilebilir, hı hı. Ee, küçük bütçelerle çekilebilir, cep telefonuyla bile çekilebilir. Ee, dolayısıyla güzel bir fikri olan herkesin bunları kurcalamasını istiyorum. Ee, biz hatta şimdi yavaş yavaş liselere eğitim üzerine burada bazı çalışmalar yapıyoruz. Her lisede böyle küçük bir fotoğraf film topluluğu olsun, bunlar film çeksinler, yavaş yavaş sinemacılar yetişsin diye böyle çalışmalarımız da var burada. Ee, bir tavsiye olarak konuyu iyi toparlamaları gerek. Ne olursa olsun o senaryo iyi oturmadığı zaman e, film olmayacaktır. Bu konuda bir tavsiyem gene e, güvendikleri birilerine bunu okutmaları yazdıkları senaryoyu. Çünkü o senaryoyu okuduğunda e, bir hayal çıkması lazım ortaya. Bir insan gözünü kapattığında evet ya ben bu filmi hayal edebildim çok keyifli gözüküyor dedirtebilmesi lazım bu ilk aşama. Bu olana kadar tekrar tekrar gerekiyorsa o senaryo üzerinde çalışmaları, yardım istemeleri, yani yardım istemek utanılacak bir şey değil. Ben ilk filmimde dediğim gibi hikayeyi yazdım. Benim filmim ama hayır o senaryo benim istediğim gibi olmadı. E, deneyimli bir arkadaşıma Hüseyin'e rica ettim. Senaryosunu o yazdı. Böyle daha iyi oldu film. Yani bu bundan kaçmamak lazım. E, aynı zamanda çekime dikkat etmeleri, önemli çünkü seyredeceğimiz bir şey ne olursa olsun işte netlik kayması vesaire titreme yani bunlar insanı istediğiniz kadar güzel bir hikayeniz olsun Baştırayım. seyrettirmeyecektir bunlara dikkat etmeleri ama bol bol üretip deneme yapmaları çok fazla festival var bunlara rahatlıkla gönderebilirler kendilerini tartabilirler hemen büyük başarılar beklemesinler ama keyifli bir alan ...öğrensinler, bol okusunlar... ...böyle iki tane YouTube videosu seyrettim... ...bu iş oldu, öyle bir dünya değil... ...bu kolay bir şey değil... Ee, ...ama her ekipmanına inandığınız zaman... ...çok başarılı şeyler çıkabiliyor... ...bizim bu seneki festival başvurularından... ...bir tane mesela çok çok beğendiğim bir film... ...yani elinde kamera... ...10 dakikada çekmişler... ...ama çok iyi tutmuşlar kamerayı... ...ışığı çok iyi ayarlamışlar... ...onu muazzam... ...dolayısıyla öyle büyük paralar... Büyük ekiplere de ihtiyaç olmuyor. Kesinlikle. Cesur olsunlar, denesinler, oynasınlar, bu süreçten keyif alsınlar. Ee, ben bunu tavsiye ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şeyler varsa dinlemek isteriz. Ee, son olarak şunu söylemek isterim yani Türkiye'de e, çok güzel festivaller olmaya başladı bu yolda bence e, iyi gidiyoruz. Özellikle kısa film konusunda festivallerin artması önemli çünkü uzun metraj dediğim gibi her sene zaten kaç tane yapılabiliyor kolay değil ee, ama kısa filmden hani çok parlak görüntü yönetmenleri yönetmenler oradan uzun metraja evrilebilecek yetişebiliyor ve orası iyi bir okul ee, bununla ilgili hani biraz daha e, maddi destek yani festivallerin ödül verebilmesi en azından işte insanların ekipmanlarını toparlayabilmesi, uzun metraj için belki biraz birikim sağlayabilmeleri bu konuda biraz daha böyle sponsorla ulusal medyada biraz daha yer alabilirse sponsor desteği vesaire artabilir. Hani bu konuda umarım daha pozitif gelişmeler olur. Onun dışında fonlama konusunda yavaş yavaş bir şeyler oluyor. Bu umarım daha iyiye gider. İyi bir fikre destek olmak. Birkaç böyle güzel proje var Türkiye'de olan. Onun dışında da Yavaş yavaş belki televizyonda kısa filmlerinde yer alabilmesi dolayısıyla biraz daha seyirciyle buluşabilmesi güzel olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda sizin gibi hani bu tür insanları bulup araştırıp bir şekilde duyurmaya çalışmak bence çok önemli. Bu konuda da teşekkür ederim size. Çünkü sonuçta biz ne kadar duyulursak. Biz ne kadar birbirimizi tanırsak bence hem ekip oluşturma anlamında hem işte yarın birinin birine desteği olur o anlamlarda birbirimizi tanımak güzel kim var kim ne yapıyor hangi festivalde ne yapıyor gibi bu konularda evet hep birlikte olmak önemli bence bu beni de buraya konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Can'a katılımı için çok teşekkür ederim. Yeni işlerinde başarılar dilerim. Ayrıca serinin dinlenebilir bir versiyonu Spotify'da bulabileceksiniz. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Farklı konuklarla seriye devam edeceğiz. Lütfen takipte kalın ve destek olmayı unutmayın. Bu videoda şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.